Evet, seni dinliyorum Esvet. Neymiş bu konuşulması gereken konu? Yüzüne ne oldu? Boş ver şimdi. Dinliyorum. Ne oldu Peyami? Peki. Kocanla konuştum. Geçen gece bizi görmüş. Öpüşürken. Tuvalette değilmiş. Ona senin çok sarhoş olduğunu ve gördüğü şeyin bir anlık saçmalıktan başka bir şey olmadığını söyledim. Pek ikna olmuş gibi durmuyor. Bilmiyorum. Ama ona dedim ki, benim için dostluğumuz önemli. Gerisi sadece teferruat. Bak Esvet, bu böyle devam edemez. Zaten her şey çok yanlış başladı, çok yanlış devam etti. Ama artık devam edemez. Bu yüzden beni bir daha arama. Görüşmememiz en doğrusu. Biliyorum, aramızda bir şeyler yaşandı. Ama bitti. Kesin ve net bir şekilde bitti. Kalkacağız. Peki. Sen bir şey söylemeyeceksin herhalde. Düşünüyordum. Buraya gelirken seni mi daha çok düşünüyordum? Yoksa Mustafa'yı mı diye. Ve buldum. Mustafa'yı. Onun yüzündeki mutluluğu, sevinci. Gelirken sadece bunu hayal ettim, biliyor musun? Onun ne kadar mutlu olacağını. Sanırım ona senden daha çok değer vermişim. Duyguları konusunda dürüst olduğu içindir belki. Buraya senin için gelmedim. Bu ne? Annenin yüzüğü. Niye geldik biz şimdi buraya? İstanbul'dan gitmeden son bir yemek yiyelim dedim. Belki bir daha hiç dönmeyiz. Veda etmeden gitmeyelim. Hadi Kaz. Hadi Kiraz. Adam verdi bunu sana. Sahibini bulmam için. Onu bulup Mustafa'ya götürmem için. Ama bunu sensiz yapamam. Osman, bunu niye yaptın? Daha fazla kaçamazsın Kiraz. Denemek zorundasın. Sadece kendin için değil. Onlar için de. Sakin ol!